Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Umarım sesimde herhangi bir problem yoktur. Şimdi bugün sizlerle birlikte Logo araçlarını tanıyacağız. Logo araçları hem derslerimizde, ders dışında da bazen kullanıyoruz. Hele proje yaptığımız zamanlarda da projelerimizi tanımlarken, yaygınlaştırma yaparken de Logo araçlarına denk geliyoruz bazen. Şimdi öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Burak Turgut, Rize'de görev yapıyorum. Rizeliyim. Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. Ve zaman zaman öğretmenlerimizin eğitimle öğretmenlik arasında kullanılan araçları, daha doğrusu araçlarla alakalı olan o yolda köprü anlamında birçok uygulamalar yapmayı, eğitimler yapmayı, paylaşmayı seviyorum. Bugün de logo bir önemli eksik olarak gördüğüm konulardan bir tanesi olan logo araçlarını sizinle tanıştıracağım. Logo araçları aslında birçok logo aracı var. Bunları böyle derleyip topladım. Normalde bu logo araçları ücretsiz olarak, birçoğunu ücretsiz olarak yapıyoruz bu araçları. Hani siz kendiniz internette logo tasarlarken aklınızda olan önemli olan şey şu. Tasarımınızı yaparken bunu nerede kullanacaksınız? Öğrencilere mi veya sadece bir proje mi yapıyorsunuz ve ne amaçlı bu logoyu tasarlıyorsanız önceliğiniz bu olması lazım. Bunu belirledikten sonra tasarımlara başlıyorsunuz ve buradaki uygulamaların, logoların birçoğu da ücretsiz araçlar. Şimdi ben sıralı bir şekilde bunları hazırladım ve sıralı bir şekilde bunları yavaş yavaş anlatıp ona göre uygulamalarını ayrı ayrı yapacağım. Tabii burada yapmış olduğunuz bu araçların herhangi bir tanesinde yapmış olduğunuz logo indirdikten sonra çok profesyonel bir logo olmayabilir. Yani bir tasarımcının elinden çıkmış şekilde bir logo olmayacaktır. Yani vektörel de olsa, HD bir kalitede de olsa çok sağlam bir logo olmayacaktır ama sizin o anlık işinizi görecek veya uzun çaplı bir logo olarak kullanabilmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunlardan iki tanesi Shopify Hedgeful diye bir web sayfası. Burada logo tamamıyla ücretsiz. Bazı araçlarda şöyledir, logo tasarım araçlarında. Siz logoyu oluştururken, oluşturduktan sonra ya da tam böyle heveslendiğiniz, çok güzel bir yere gitti. Logo harika bilgisayarınıza indirirken sizden ücretsiz değil bu sefer ücret talep ediyor. Yani diyor ki artık bu logo ücretli. Buradan devamını ücretli yapacaksın. Ücret ödeyeceksin. Öyle araçlar da var ama öyle durumlarda da ekran görüntüsünü alıp kullanabilirsiniz. İndirmeden o an oradaki o görüntüyü ekran kaydı yapıp o şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu web sayfası tamamen ücretsiz. Ben bir logo olarak bir tane logoma başlayayım. Mesela diyorum ki kendi alanımla alakalı birkaç tane burada seçenek var. Bayağı bir seçenek var. Hangi alanla alakalı bir logo tasarlamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. İleri diyorsunuz ve size ait böyle logo tarzlarını veriyorlar. Şimdi şuradaki logo araçlarını birazdan tanışacağım ama hepsinin ortak noktası olarak şunu bilmenizi istiyorum. Bu araçların birçoğunda arkadaşlar aracı açıyorsunuz. Logo aracını açıyorsunuz. Öncelikle sizden bir isim istiyor. Logoda ne yazacak? Atıyorum Genç Beyler Net yazdım. Veya hangi alanla alakalı olacak? Teknoloji mi? Yaratıcılık mı? İşte enerjik yenilik, buradaki kaynaklı şeyler gibi. Onu seçiyorsunuz ikinci adımda. Üçüncü adımda artık logonun tasarım aşaması geliyor. Hangi tasarımları isterseniz seçiyorsunuz, devam ediyorsunuz ve 3-4 adımda logo tasarlanıyor. Bugün internette ben bunları kendim bulup size önerdim ama siz de araştırabilirsiniz. Kendi bulduğunuz logolarda sizden öncelikle isteyeceğizler isim, ondan sonra da bu 4 aşamayı sıralı şekilde hepsinde otomatik olarak aynıdır. Ekrana geliş şekli değişmez. Yani ücretsiz olarak bu şekilde devam eder ve sadece logolar farklı. Sistemler hani bazılarında daha farklı cazip logolar var. O şekilde alternatif logo araçlarını kullanmakta her zaman fayda var. Sonuçta herkesin zevki bir değil. Ben bu birinci aracımda benden istediği ikinci hani birinci kısımda ismimi gir. İşte tarzımı seçtim. İkinci kısımda bana diyor ki ya buradaki tarzlardan hangisi hoşuna gidiyor? İşte sanayi, yenilikçi, doğal, modern tarzlar. Ben mesela yenilikçi olanı ve klasik olanı ve şuradan yaratıcı olanı mesela seçmek istiyorum. İleri diyorum, devam ediyorum ve benden bu sefer isim girmemi istiyor. Logonda ne yazacak diyor. Ben ismimi yazdım. Bazı logoları seçerken slogan da girebiliyorsunuz. Slogan da ekleyebiliyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Bunu diyor hangi alanda ilgili kullanacaksın? Yine bazı web sayfalarında da bu
olayı bana sorduğu da oluyor. Evet, ve logoları karşıma çıkartıyor. Bunu bir öğretmen de kullanabilir, öğrenci de kullanabilir ve bu sitenin güzel avantajlarının bir tanesi mobil uygulaması da var, bu Shopify Hashful'un. Burada öğrenci kullandıktan sonra logoyu oluşturuyor ve size gönderip, veya bütün sınıf aynı şekilde logo oluşturup size gönderebilir. Mesela bir tane logo beğenelim. Mesela diyeyim şunu beğendim. Seçiyorum. Logo yine isim olarak sol tarafta isim kalıyor. Sonraki diyorum ve logomu bu sefer indirmeye başlıyorum. Logoyu indir diyorum. Buradan e-posta ve şifrenizi yazarak ücretsiz bir şekilde kaydolup logonuzu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. SVF veya PNG, JPEG olarak çoğu sayfa o tarzda logolar indiriyor. Bunun kullanım mantığı bu şekilde. Aslında ben bunun üzerinden diğerlerini de örneklendirmek istedim. Mesela bir başka logo aracına geçmek istiyorum. Diyelim ki Free Logo Service. Burada yine benzer bir durum var. Bakın, web sayfasına giriyorum. Aklımda bir logo tasarımı var. Diyorum ki şöyle oval, üstünde yazı yazan, böyle farklı figürler olan bir logo olsun diyorum. Aklınızdakini web sayfası okuması lazım. Yani buradaki web sayfasının ve yapay zekanın sizin aklınızdakini okuyup ona göre size logo çıkartması lazım. Bunu yapması için de sizin internetteki o tarayıcıda açtığınız web sayfasında biraz yardımcı olmanız gerekiyor. Nasıl yardımcı olacağız? İsmimizi yazacağız. Zevklerimizi seçeceğiz. Ona göre bir ekran karşımıza çıkartacak. Ben logo satırıma adımı yazdım, ismimi yazdım. İlk aşamada bu. Şu an free logo servisteyim. İkinci sayfam, yani ikinci oluşturduğum logo aracımdayım. Bakın, yuvarlak mı? Böyle bir bu şekilde mi? Rozet halinde mi? Yoksa metin olarak mı? Ben birinci seçiyorum. İleri diyorum. Bu sefer yazı tipi. Şimdi size dört tane yazı tipi gösteriyor. Siz bazı logo araçlarında bunu karşısına çıkartır. Böyle beğendiğiniz bir yazı tipi varsa, mesela italik seçerseniz logonuzu italik yazıları yazar. Yani demek ki bunun zevki böyleymiş. Karşısına böyle şeyler çıkartıyorum. Ben italik olanı seçmek istiyorum. Sonraki diyorum. İlerliyorum. Ve bakın, arka planda bir şeyler değişiyor. Şu an değişti ve karşıma bu sefer italik olan tarzda ve yuvarlak olan başta seçtiğim tarzda logoları çıkartmaya başladım. Birçok logo geldi karşıma ve logo sayfalarında, hatta tarayıcıda açtığınız birçok web sayfasında ekran Türkçe olmayacaktır. Ve siz tarayıcıyı kullanırken sağ klik yapıp Türkçe dili çevir dediğinizde, Yandex'te veya Google Chrome'da Google çeviriyi kullanarak arka planda Türkçe dilini çevirebilirsiniz. Ben logoyu diyelim oradan herhangi bir tane logoyu seçtikten sonra birçok logo aracında şu alt tarafta bir uyarı verir size. Genel olarak bunu kabul edersiniz ve devam edersiniz. Ve şimdi logomu tasarlama ekranıma geliyor. Açtım logomu. İşte şu yazı mesela nerede olsun? Üste de alabilirim bu yazıyı. Veya bu yazıyı şöyle sol tarafa koyabilirim. Veya şöyle de tutabilirim. Yine bakın bu şekilde bir logo veya şöyle yan tarafa da olabilir. Tamamıyla benim dizaynıma kalmış bir şekilde bana bunu ayarlatıyor. Ön izleme diyorum ve bu şekilde bir logo olacağını bana söylüyor. Şimdi bu free logo servis ücretsiz diyor ama logoyu ücretsiz yaptırıyor. Her şeyi mükemmel yaptırıyor, ettiriyor. Kaydet dediğinizde sizin şöyle bir kaydet diyorum. Evet, kaydet dediğinizde artık bir yerden sonra hani ücretsiz olarak e-posta şifre falan girmenizi istiyor. Bunlara giriyorsunuz, indiriyorsunuz vesaire. Ama benim genelde öğretmenler logoları kullanırken hocam çok profesyonel bir şey olmasına gerek yok. Ben projemi yapıyorum, kullanıyorum. Öğrenciler biz bunu 2-3 aylık projelerimiz için logo kullanırım yeterli diye düşünen varsa şu şekilde mantık kullanabilir. Ben bu aracı kullandım, değil mi? Kullandıktan sonra logomu oluşturdum. Tamam. Bakın bu şekilde bir logo oluşturdum. Okey. Bunu gelip buradan ekran görüntüsünü alıyorum. Print screen yapıyorum. Geliyorum. Paint'ten düzenliyorum. Resim olarak kaydediyorum. Bütün olay bu. Hocam bunu nasıl yapacağız diyen varsa da yine şöyle bakın Paint açıyorum. Kaydediyorum. Açtım Paint uygulamasını. Şuradan sadece ekran görüntüsünü aldığım şu kısmı, sadece şu kısmı kopyalıyorum. Paint üzerinden sadece şurayı farklı kaydet yapıp JPEG olarak kaydediyorum. Bu benim logom olmuş oluyor. Ama hocam ben daha profesyonel, daha böyle vektörel çalışmak istiyorum. İndirdiğim logolarla alakalı daha üst düzey bir tasarım yapmak isteyen öğretmenlerim, uzun süreli bir logo kullanmak isteyen öğretmenlerim de varsa da bu bahsedeceğim uygulamalardan beğendiği, sevdiği bir uygulamayı kopyalayıp Adobe Illustrator programını belki bilirsiniz. Adobe Illustrator, Adobe'a ait vektörel yazılım bir programı ve muazzam derecede sizin çizim yapmanızı, istediğiniz birçok şeyi oluşturmanızı sağlar. Bilgisayarınıza
Adobe Illustrator programını kullanarak ekran içerisinde istediğiniz logoyu kullanıp onun üzerine oynama yapabilmenizi sağlar ve burada daha profesyonel vektörel bir logo oluşturabilirsiniz. Logonuza kendiniz de tasarımlar, çizimler oluşturabilir. Buradaki katmanları kullanarak yazı, metin, görsel, şekillerde koyabilirsiniz logolarınıza. Tamamıyla size bağlı bir durum. Adobe Illustrator programını bu arada örneklendirelim. Ama bazı kullandığınız sayfalarda hocam ben tam indireceğim karşıma ücret istiyor, upreach diyor, hesap yükselt diyor gibi uyarılar çıkarsa da dediğim gibi ekran görüntüsünü alın, Paint'ten alın, hop kaydedin, bitti. En basit olayından bahsediyorum size. Şimdi ikinci uygulamamız buydu. Daha sonra RenderForce uygulaması var arkadaşlar. Şimdi RenderForce uygulamasını birçok arkadaşımız animasyon aracı olarak biliyor. Ama RenderForce aracının hiç bilmediğimiz iki özelliği daha var. Bunlardan bir tanesi web sitesi yapma, bir tanesi de logo oluşturma. Çok güzel logo yapma araçlarından biridir RenderForce. Çok fazla derecede de alternatif logo araçları var RenderForce içerisinde. Yine benzer şekilde bir ekran geldi karşıma. Genç beyinler net yazıyorum. Bakın biraz önce ne anlatmıştım? Dedim ki ismimizi yazıyoruz. Zevklerimizi seçiyoruz. Metin, görsel vesaire seçtiriyor bizi. En sonunda yapay zeka bize uygun olanları arka planda getiriyor. Logoyu al dedim bakın. İsmimi yazdım. Logoyu al diyorum. Sistem ilerliyor. Bak yine bir slogan istiyor benden. Eklemek istiyor musun? Diyorum hayır eklemek istemiyorum. Ha şimdi soruyor ne tarz şeylerden hoşlanırsın? Diyorum ki ben şöyle evet, alfabetik olabilir. Mesela şöyle yuvarlak farklı olabilir veya şöyle çizim tarzında sulu boya gibi olabilir diyorum. İlerliyorum. Şimdi benim seçtiğim zevkler bazen 3 tane bazen 4 tane oluyor. Bütün hepsini seçemiyorsunuz çoğu zaman. Ücretli oldukları için programlar genelde öyle yaptırıyor. Bakın burada size seçeceğiniz logo ile alakalı sol tarafta bir takım tasarımlarda bulunuyor. Evet örnek olarak bakın mesela bu şekilde, bu şekilde veya daha fazlayı şu an yüklüyor. Yine burada da benzer logolar karşıma çıkıyor benim. Evet ben daha ilerleyeyim, birazcık daha ilerleyeyim. Şöyle teknolojiyle alakalı bir şey. Mesela şu. Pek teknoloji ilgisi yok ama olsun. Bunu seçtim. Düzenle veya indir diyorum. Devam ediyorum. RenderForce biliyorsun ücretsiz bir araç. Google hesabımla giriş sağladığım anda bilgisayarıma buradan indirebiliyorum. Kullanabiliyorum bunu. Resim olarak kullanabiliyorum. Resim olarak bilgisayarda tutmanız veya hocam kesinlikle benim bilgisayarıma indirmem gerekiyor diye bir ölçüt koymayın kendinize. Birçok araç da yaptığınız logoyu bilgisayarınıza indirtmeyebilir. Ama önemli olan sizin kafanızdaki o düşünceyi, yani herkesin aklında bir şey vardır. Yaptığı projeyle ya da alanıyla alakalı bir logo vardır. O logoyu bulduğunuz anda, keşfettiğiniz anda onun üzerine odaklanın. Onu alın, Illustrator'a taşıyın. Onu alın, başka bir Word'e taşıyın. Ekran görüntüsünü alın. Üzerine değişiklikler yapın. İşte Remove Background'la arka planı silin, temizleyin, PNG yapın. Veya arka plandaki görselleri değiştirerek oraya bir renk koyun. Onu oval yapın, yuvarlak yapın. İnternette resimleri yuvarlak yapma araçları var. Kare ise yuvarlak yapın vesaire. Önemli olan sizin aklınızdaki o çizimlere, o nasıl diyeyim, hani o materyale ulaşmak. Onu bulduğunuzda onu her türlü kullanabilirsiniz. İlla da bilgisayarınıza indirmeyin. Çünkü bazı hocalarım diyor, hocam birkaç tane logo aracı kullandım. Ama bilgisayarıma indiremedim. Yani bilgisayarıma indiremediğim için de o logo aracı benim için faydalı bir araç olmadı. Yani böyle bir şey yok. Logo araçlarını siz bulduğunuz önemli olan aklınızdaki logoyu bulmanız. Yani o yüzden alternatif araçları ben bugün size öneriyorum. Sizin aklınızda hangisi varsa, hangisini beğeniyorsanız o logoyu bulduğunuz anda hemen alın oradan çekin. Şimdi ben en önemli mesela free logo servis aracını kullanıyordum. Orada ben Brain'le alakalı bir logo istiyordum. Brain yazdım. Brain'le alakalı birçok aracı buldum ben. Ve bulduğum tek bir yerde sadece Brain logosuna rastladım. Ve onu oradan kopyalayıp Adobe Illustrator'a taşıyarak oradan kendi genç beyler logosunu mesela oluşturdum ve vektörel bir logo. Burada bana ilham veren bir siteydi. O sitedeki tasarımın aynısını ben bilgisayarıma indirmedim mesela. Aldım oradakini ekran görüntüsüyle koydum programa, biraz büyüttüm veya üstüne çizim yaparak oynadım. Bu şekilde birazcık teknoloji kullanımınız iyiyse daha iyi bir görsel oluşturabilirsiniz. Ama hocam ben internete bulayım, hazır indireyim bana yeter diyorsanız da bu önerdiğim araçların hepsinden bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Evet ben başka bir araç olan Design Hill var. Burada yine bir isim girmemi istedi benden. Bakın sayfalara giriyorum, kullanıcı adı falan oluşturmuyorum. Hani ben gireceğim de web sayfasıyla şöyle böyle yok. Ha, İndirmek için oluşturabilirsiniz. İndiriniz, oluşturdunuz. Ama benim tavsiyem Adobe Illustrator programı profesyonel için en önemli yazılım aracı. İleri dereceli yapmak istiyorsanız bir tasarım.
Burada yine ismimi yazdıktan sonra Design Hill aracından birkaç tane tabii yine seçmemi istiyor. 5 tane seçmemi istiyor. Şöyle rastgele 5 tane seçiyorum. Tabii rastgele olmasın bunlar. Sizin hoşunuza giden olursa onlara uygun bir renk karşıda çıkartırım. Ve şimdi logonuz hangi renkte diyor olsun? Bakıyorum. Evet, şöyle renkli olabilir. Mavi tonda olabilir. Ve bir de yeşil tonu istiyorum. Evet, bu şekilde bu 3 tonla alakalı olabilir. İsmimi yazdım. Tamam. Daha sonra slogan olabilir ve sektör. Bazı uygulamalar sizden sektör ister. Bu sektör istiyor. Mesela diyelim ki teknoloji. Buradan teknoloji alanında alakalı bir logo istiyorum. Devam et diyorum. Ve yapay zeka şu anda benim biraz önce seçtiğim isimlere, görsellere, metinlere dayanarak bir logo oluşturuyor. Ve aşağıda da ön izlemesini yüzdelik olarak görebiliyorsunuz. Evet, şu anda oluşturdu ve evet logolarım bitti. Ve şimdi bu logolarla alakalı bakın yine Google hesabı, Facebook hesabı yani bunlarla giriş yaparak logoyu bilgisayarıma indiriyorum. Ama aşağı tarafa indikten sonra sizin beğendiğiniz, sevdiğiniz, hoşunuza giden herhangi bir logoyu alıp kullanabiliyorsunuz. Mesela yani o başta biraz önce söylediğim bilgisayara indirme konusunda çok fazla takılmayın. Kullandığınız iyi bir logo olması sizin keyfiniz, hani o aklınızdaki düşünceyi yansıtması çok önemli. Evet, ben bu logoyu seçtim. Teknolojiyle alakalı beğendiğim veya sevdiğim tarzda bir şey çıkarttı. Bunu çıkarttı önüme. Tabii aşağı doğru ilerleyebiliyorsunuz. Şu araçta böyle. Daha fazla logoyu gör diyor size ve beğendiğiniz farklı logolar da olabilir burada. Evet, şunu beğenebilirim veya şunu beğendim diyelim. Logoyu düzenle diyorsunuz. Design bu konuda çok iyi. Kullanım çok basit ve hızlı bir araç. Evet, şu anda devam ediyor. Logomla alakalı. Bu sefer artık detaylarına giriyorum. Şimdi logo eğitiminde bugün farklı farklı logo araçlarını göstermek istedim. Çünkü her birinin kendine ait farklı özellikleri var. Mesela kimisinde ben logoyu seçiyorum, adımı yazıyorum, arka planda benim ismimi, her şeyimi ekliyor. Daha sonra indir diyorum, indiriyorum. Kimisi böyle. Kimisi logoyu seçiyorum, ismimi yazıyorum ve daha sonrasında ekledikten sonra da bakın şöyle yazı stilini, harf boşluklarını veya tasarımla alakalı düzenlemeleri yaptırabiliyor bana ki biraz önceki araçtaki gibi mesela kimisinde yazıyı alıp başka yere koyabiliyorum. Kimisinde bunu hiç yapamıyorum. Logo alternatiflerin olması böyle bu şekilde. Yani logonuzun isim kısmını başka bir yerden bulabilirsiniz. Yuvarlak kısmını başka bir yerden bulabilirsiniz ve hepsini ekledikten sonra en son kendi logonuzu oluşturabilirsiniz. Hani illa tamamıyla hazır olmasına da illa da gerek yok. Evet, bu şekilde ben logomu tasarladım ve bu şekilde bir şöyle aşağıya baktığım zaman internet ortamındaki diğer şeylerde nasıl görüneceğini bana söylüyor. Ve satın al diyerek buradan tabii bu araçların birçoğu ücretli olarak kullanılıyor ama satın almak zorunda değilim. Bu kısmı kesip ekran görüntüsü alıp veya fotoğrafını çekip yani bilgisayar fotoğrafını çekip projemde kullanabilirim. Bu şekilde devam edebilirim. Daha sonra kullandığım başka bir araç Tyler Brands aracı var. Bu da ücretsiz olarak kullanılan bir araçlardan ama tabii ileri vektörel ve profesyonel olan kısımlarda çoğu sizden bir ücret talep ediyor. Burada da daha böyle sade ve farklı figürler var ve sizden şöyle bir Türkçe'ye çevirerek ilerlersem en başta hangi tarzda bir logo istiyorsunuz? Ben mesela buradan hizmet alanında diyorum. Bu şekilde bir logo istiyorum. İlerliyorum. Devam et diyorum. Ve isim istiyor sizden. İsim olarak işte Genç Beylen Eti yazdım. Tekrar ilerliyorum. Ve bu sefer alan seçmenizi istiyor. Tekrar ilerledim. Geometrik mi? Başka bir şey mi? İlerliyorum. Evet, bakın burada logonuzun hangi tarzda olması için. Bak burada mesela daha farklı bir şey var. Diğer araçlarda benden mesela hangi zevklerden hoşlanırsın diyor. İşte yenilikçi mi, yaratıcı mı? Burada bu sefer küçük küçük logolar koymuş. Onları seçmemi istiyor. Yani her logonun, her sitenin farklı bir tarzı var. Bunun da tarzı bu şekilde. Ben yine şuradan şu şekilde mesela 3-5 tane seçtim. İlerliyorum. Bu sefer yazı stili olarak hangileri beğeniyorsun? Mesela bunu. Tabii şu anda İngilizce olduğu için ilerletmiyor. Mesela şunu, işte şunu ve şunu seçtim. İlerliyorum. Yapay zeka internet sayfaları artık günümüzde böyle arkadaşlar. Sizin istediğiniz bir şeyi önce sizin
tarzınızı öğrenmek ister. Ondan sonra mesela bugün Canva'da bir tasarım yapıyorsunuz. Biraz sonra Canva'yı da göstereceğim. Orada tasarım yaptıktan sonra sizin yaptığınız tasarıma uygun tasarımları sol tarafta karşınıza çıkartıyor. Günümüzde birçok araç böyle. Buna artık alışmamız gerekiyor. Burada karşıma logolar çıkartıyor gördüğünüz gibi. Sol tarafta aşağıya inerek beğendiğim bir logoyu seçebilirim. Mesela şunu seçtim. Kostümüze diyorum. Düzenliyorum logoyu ve artık bundan sonraki işlemde logonun tasarım kısmına ait ve I am finished diyorum ve bitiriyorum. Şimdi basit kullanım mantıkları böyle logoların. Yani en basit halde, en kolay şekilde kullanım mantıkları böyle. Önemli olan logoyu oluşturmanız, daha sonra bilgisayarınızda istediğiniz bir yerde tutup onu istediğiniz bir ortamda kullanmanız daha doğrusu. Bunlar arasında birkaç tane daha benim önermek istediğim uygulama var. O en baştakilerden bir kısmını yine göstereceğim ama Logaster var mesela, bir diğer araçlarımdan bir tanesi. Bu da yine ücretsiz ve daha böyle renk olarak, şekil olarak bol yoğunlukta olan bir araç. Burada da birçok aklınızda olan logoları bulmanızı sağlıyor. Gerçek anlamda çok fazla sayıda araç var. İsim yazıyorsunuz, markanızın adını yazıyorsunuz, slogan yazıyorsunuz ve bir şekil renk seçerek sizin beğendiğiniz tarzda bir logo karşı çıkartıyor. Bunu diğer araçlarından bir tanesi Logomaker, Logomaker diye yazılıyor, .com şeklinde. Buradan da bunun farklı bir tarafı var. Burada biraz daha dizayn kullanıcıya ait. Yeni bir tasarım oluşturuyorsunuz ekran üzerinde. Şöyle bir ileri ileri ipucu ipucu diyorum. Buradan sizin oluşturduğunuz tasarımı içe resim olarak, görsel olarak, metin olarak ve arka plan olarak tamamıyla hani bir Paint ekranında çalışır gibi logonuzu biraz daha detaylı olarak yapmanızı sağlıyor. Bu aracı da isteyen öğretmenlerim kullanabilirler. Bir de logomaker.com var. Bu da yine bir ücretsiz araç. Burada da diğer benzerleri gibi farklı alternatifler var. Bir de bunu tanıtalım. Yine bakın, burada bir firma ismi istiyor benden. Firma adımı giriyorum. Bir logo yapıyorum. Ve buradan şöyle tekrar bunu seçiyorum. Şu var. Tekrar bunu seçtim. Buradan da bu logoyu seçiyorum ve ilerliyorum. Alternatifleri ne kadar çok olursa, aklınızdaki veya düşüncenizdeki şeyi ne kadar iyi yansıtıyorsa, logonun benim için önemi o kadar önemlidir. Mesela şu logomu seçtim. Tamam. Kaydediyorum ve bu da istediğiniz tarz alternatif bir logoyu bulmanız için önemli araçlardan bir tanesi. İsteyen öğretmenlerin bunu da yine kullanabilir. Evet, bir sonraki aracımız Canva ile alakalı. Canva logo tasarımı. Canva'yı bilenler bunu çok kolay bir şekilde kullanacaktır. Canva'nın bir logo tasarım kısmı var. Burada Canva'yı açtığınızda logo olarak seçtiğinizde bu ekrana sizi yönlendiriyor ve belli ölçülerde ayarlanmış logo tasarımlarını sizin karşınıza çıkartıyor. Burada Canva'nın güzel taraflarını kullanıyorsunuz. Yani eklediğiniz herhangi bir görselde dışarıdan bir resim ekleme yapabiliyorsunuz buraya. Onu sürükle bırak yöntemiyle logonuzu herhangi bir köşesine yapıp düzenleyebiliyorsunuz. Yani koyabilip düzenleyebiliyorsunuz. Ben buraya işte logomu yazdığımda renklendirmesini yine kendim yapabiliyorum. Mesela gri çerçeve, dıştaki mesela kırmızıyı işte böyle daha mavi tonda farklı şekillerde değiştirip sisteme böyle koyabiliyorsunuz. İşte güzel tarafı bir de şu Canva'nın. Canva'da mesela işte Freepik gibi bazı web sayfalarında, mesela Freepik biliyorsunuzdur, kullanılan görseller, telifsiz görseller var orada. Oradan kendinize bir logo veya ikon bulabilirsiniz. Mesela ben Freepik sayfasına giriş sağlıyorum. Bakın, Freepik web sayfasında diyelim ki bir bilgisayar logosu kullanacağım. Mesela bilgisayar yazdığımda burada bir bilgisayar logosuna veya bir bilgisayar simgesine dedim ihtiyacım var. Giriyorum bu web sayfasına. Burada tabii ücretsiz seçenekleri karşıma çıkartıyor. Buradan herhangi bir tanesini seçip sağ klik yapıp kopyala deyip Canva'ya direkt olarak yapıştırabilirsiniz. Yani birçok görselde olduğu gibi burada da Canva üzerinde de şöyle sağ klik kopyala dedim. Geldim logomun üzerine, yapıştır diyorum. Tabi burada logoyu direkt yapıştırdığında hemen ekrana geliyor. Bu şu anda PNG olmadığı için arka plan bu şekilde görünüyor ama Freepik'te bazı indirdiğiniz görselleri Remo Background ile PNG'ye çevirebilirsiniz. Yani şu logomu bilgisayarıma indirip kaydedip
Remo ve Grant web sayfası var. Remo ve Grant üzerinden bu indirdiğiniz logonuzun arka planını temizleyip güzel bir şekilde PNG hale getirebiliyorsunuz ve istediğiniz yerde de çok rahat ve güzel bir şekilde kullanabilirim. Ayrıca Canva'nın kendisine ait bileşenler kısmında kendi logoları var. Bakın burada mesela Computer yazdığımda Canva'ya ait kendi figürlerini kullanabiliyorum ve bunlar çok işime de yarıyor. Mesela bilgisayar logosu hazır PNG bir formatta bu. Aldım bunu, kullandım. Logomun istediğim herhangi bir tarafına sürükleyip bırak yapıyorum ve bu şekilde bakın logomun bir kısmını oluşturmuş oluyorum. Canva tamamıyla ücretsiz. Burada tabi diyelim bir de kalem ekleyelim mesela pencil yazalım. Eklediğim logomun herhangi bir köşesine şöyle bir de kalem logosu ekleyelim mesela. Şu şekilde ekledim. Koydum buraya. Şu sağ alt tarafa. Şöyle kalsın. Daha sonra indir diyorum bunu. Şuradan PNG mi, JPEG mi veya hangi formatta JPEG olarak, PDF olarak da indirebiliyorsunuz. Ben JPEG olarak seçtim. İndir dedim ve bu görseli bilgisayarıma indirmeye başlıyor. Ve çok kısa bir saniye bekledikten sonra bakın logomu JPEG olarak indiriyor. Şöyle yakınlaştırdığımda da çok da böyle hani kötü bir görüntüsü yok. Gayet iyi ve hemen hemen her projede kullanabileceğim bir logo oluşturmuş oluyorum. Canva bu şekilde. Ve Squarespace aracı var. Diğer bir logo oluşturma araçlarından. Buna bir bakalım şimdi. Bu da ücretsiz bir araç. İçeriğinizi oluşturduktan sonra tamamıyla ücretsiz indirebiliyorsunuz. Ben gençbeyler.net yazdım. Bu kısma ileri diyorum. Logo oluşturmak için ilerliyorum. Evet, şablon ve bir simge olan kısımlardan arıyor. Mesela logoya simge eklemek istiyor musun diyor. Şöyle çarpı vesaire birçok simge var burada. Evet, bir tane şöyle şu simgeden ekleyebilirim. Bakın burada da yine ben logomu istediğim şekilde kontrol edebiliyorum. Bak, mesela şu baş kısmına ekleyeceğim bunu. Tabi slogan ekleyebilirsiniz yazı olarak mesela ekleyebilirsiniz. Şu alt tarafına küçük bir şekilde. Buradan tabi bu şekilde mi kalıyor? Hayır. Buradan yazı rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra yazı stilini değiştirebiliyorsunuz. Logo ekleyebiliyorsunuz. Ama hocam bunun diğer özellikleri var mı? Sadece bu kadar mı? Yok, hayır. Sizin biraz önce ekranda seçtiğiniz şöyle bir tekrar sayfa açalım. Şuradan bir yazımı yazacağım. Şuradaki sembol kullanarak mesela ben beyinle alakalı bir logo koymak istiyorum. Bakın burada bana ücretsiz birçok beyin getiriyor ve ben seçtiğim mesela şunu seçmek istedim. Alıp buraya koyup düzenleyebiliyorum. Veya birden fazla da işte şöyle bunun sol tarafa bir tane yazı sağ tarafa veya üst tarafına başka bir logo koyabiliyorsunuz. Yani aslında araştırmayla bulunan web sayfalar bunlar ama benim aslında eğitim yapma amacım bu araçları tanıtmaktan ziyade bu araçların kullanım mantığı. Şöyle tekrar özetlemek gerekirse siz öncelikle herhangi bir web sayfasına giriş sağladınız. Önce sizden bir isim istiyor. İsmi yazdıktan sonra seçenekleri karşı çıkartıyor. Bu seçenekler kimi zaman yazı oluyor, kimi zaman görsel oluyor, kimi zaman logo oluyor, kimi zaman bir figür oluyor. Seçmenizi sağlıyor ve sizin seçtiklerinize göre alternatif araçları karşınıza çıkartıyor. Kimi sitede direkt alternatif araçları karşınıza çıkartırken, kimi sitelerde de teknoloji mi, eğitim mi, hangi alanda istiyorsanız o şekilde karşınıza çıkartıyor. Kimilerinde hiç bunu sormuyorken, kimilerinde de sadece yazı olmadan logoyu karşınıza çıkartıyor vesaire. Buradaki mantık bu. Burada ister bu araçları kullanın, bilgisayarınıza indirin, ister seçtiğiniz mesela ben bu arayı şu an çok sevdim, beğendim. Bunu bilgisayarıma indirip Adobe Illustrator veya InDesign gibi tasarım araçlarıyla veya Photoshop'la düzenleyip daha vektörel, profesyonel hale getirebilirsiniz. Bu özellikler logo ile alakalı bu şekilde. Bunu genelde günümüzde projede kullanıyoruz, çok fazla kullanıyoruz. Proje yaparken etkinlik projelerinde, bireysel projelerde vesaire. Oralarda kullanırken bu logo araçları çok işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben şöyle bir tekrar etmem gerekirse çok fazla hepsine değinmedim. Birkaç tane atladım ama mantık olarak hepsi aynı. Mesela WooCraft yine aynı şekilde var. Ücretsiz kullanılan bir araç. Burada da yine giriş sağlıyorum. İsmimi yazıyorum. Benden zevklerimi karşıma çıkartıyor vesaire. İlerleyerek logo araçlarımı, logomu tasarlamış oluyorum. Yani logomuzdaki günümüzdeki kullanım mantığı tamamen bu şekilde.
Sizler de istediğiniz bir şekilde tekrar bu web sayfalarını araştırıp kullanabilirsiniz. Evet, benim anlatacaklarım bu derslik bu kadar. Siz kendi ilgi alanınıza göre buradaki birçok aracı kullanabilirsiniz. Ben bunları yine sizinle paylaşacağım. Kendi tercih ettiğiniz, aklınızdaki fikre uygun tasarım bulduğunuz anda umarım işinize yarayacak bir şekilde de kullanırsınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu videoyu paylaştıktan sonra alt kısımda bunların hepsinin web sayfasında yazmış olacağım. İstediğiniz aracı kullanıp istediğiniz logoyu tasarlayabilirsiniz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.